17 günlükle bu iş çözülmez. Bir hafta kapatırlar, bir hafta açılır. Böyle bir günle iki günle bu iş çözülmez. Anında düşüp anında kalkır nedir? Hiçbir şey yapamıyorlar. Hiçbir şey yapamıyorlar. Böyle bir iki sene bile devam edecek. Bu 17 günde cezaevine giriyoruz. Ne yapacağız? Azıcık da perişan olmuş. Esnaf ölmüş. Ne yapacağız? Milleti perişan ettiler. Sadece bunu düşünüyorum. Yani gerçekten millet perişan oldu. Bu yolsuzluktan, bu pandemiden dolayı, bu bayram azı. Yani millet artık isyana. Ya ne yapılması gerekir? En azından aile başı 5'er milyar ibe etmesi lazımdı ki bu millet geçimini yapması için, bu 20 gün 22 gün geçimini yapması için. Yoksa bu millet ne yapacak? Çoluk çocuk hepsi aç, içeride oturacağım, ne yapacağım? Vallahi yasaklar sağlık açısından iyidir, biliyor musun? Fakat diğer açıdan, ekonomik açıdan devletin sosyal görevlerini yerine getirmiş olsaydı çok daha iyi olurdu. Bu ciddi bir sorun yaratabilir. Toplumsal bir sorun yaratabilir. Biliyor musun? Eve kapatıyor, aşağı mahkum ediyor insanları. Yani toplumun genel durumu budur. Ankara, İstanbul, İzmir ve daha büyük şehirlerde bir gün dahi çalışmayan, aç olan insanlar var. 18 gün demek açık bir cezaevi demektir. Açık ve net bir şekilde söylüyorum. Bu kararı veren insanlar acaba fakirleri düşündüler mi, düşünmediler mi? Halk için adeta bir felaket. Bugün hastalığı çıktığı yer Çin Yuhan kentinde hayat normale dönerken bizim ülkemize o kadar tedbirler almasına rağmen hiçbir şekilde bir önlem alınmadı. Yani adeta vatandaşı cezalandırmak gibi bir şeydir. Bence çok yerinde bir karar. Vakalar gitgide artıyor. Yani yerinde bir karar olmuştur. Daha önce alınması gereken bir karardı. Zaten yasakların kalkmasıyla birlikte vakalar böyle arttı. O yüzden yani yerinde bir karar olarak buluyorum. Evde vakit geçireceğiz. Yani hastalanmaktansa, bu hastalığa yakalanmaktansa evde oturmak en iyisi, en mantıklısı. Özellikle bayram arifesinde alınması çok yerinde bir karar olmuştur. Yani bizi büyük bir zarara uğrattı, mağdur olduk. Yani şimdi 17 gün zaten şimdi sezon olduğu için eşya da getirmiştik. Bak eşyalar hep duruyor. Şimdi bayram için getirmiştik. 17 gün yasak geldi. Satamayacağız bunları. Elimizde kalacak. Yani mağduriyetimiz büyük. Zararımız var, bayağı var. İnşallah karşılanır zararımız, bakalım.